Merhabalar, uzun zamandır storylerimde yaptığım turna kuşlarını merak eden çok oldu. Bu da hem turna kuşunu nasıl yaptığımı göstermek hem de origami her zaman ilgimi çekiyordu. Benim yaş grubumdakiler iyi bilir. İlk başlarda herkes gibi basit şeylerle başlamışımdır. Kağıt, tuzluk, gemi, uçak hatta kağıttan şapka gibi. Ama sizlere... Turna kuşu yapmaya başlamamın hikayesini anlatmak istiyorum. E, Turna kuşu yapmaya Sadako Sasaki diye bir e, Japon kız çocuğunun ismini ve hikayesini duymamla başladım. E, Sadako 1943-1955 yıllarında yaşamış bir Japon kızı Japonya'ya e, Amerika tarafından Enola Gay bombardıman e, uçağı ile atılan atom bombası ile hayatı tamamen değişen bu kız çocuk ailesiyle şans eseri ölmeden kurtulabiliyorlar. Atom bombası atılırken 2 yaşında olan Sadako fiziksel olarak hiçbir zarar görmüyor. E, fakat tabi radyasyon etkilerinden habersiz bir şekilde e, ailesiyle bomba düşen yerden ayrılıp yaşamına devam ediyor okul çağına gelip e, okula başlıyor hatta 12 yaşına geldiğinde ise vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar çıkmaya başlıyor. E, vücudu tepki vermeye başlıyor. Aynı dönemde birçok çocukta e, bu yan etkiler çıkmaya başlıyor ve Sadako'ya da atom bombası hastalığı denilen kan kanseri teşhisi konuluyor. Sadako hastanede yatarken sınıf arkadaşlarından biri onu ziyarete geliyor. Yanında getirdiği parlak bir kağıt ile turna kuşu yapıp ona bir Japon efsanesinden bahsediyor. Bu efsanede bin turna kuşunu tamamlayabilen kişinin dileği yerine geliyor. Sadako da bu hikayeyi duyduktan sonra daha çok motive olup yaşamı için zaten savaşmaya çalışırken turna kuşu yapmaya başlıyor. E, fakat maalesef ki bin turna kuşunu tamamlayamadan 700 küsür gibi bir rakamda e, sadoku hayatını e, 25 Ekim 1955'te kaybediyor cenazesinde e, eksik kalan kuşları sınıf arkadaşları 300 küsür kadar kuşu tamamlayıp onunla birlikte e, gömüyorlar bu e, bunun üzerine e, Sadako tabii bin turna kuşunu yaparken bir de şöyle bir söz söylüyor. E, kanatlarınıza huzur yazacağım. Böylece dünyada uçabileceksiniz. Hala da e, Japonya'da Hiroshima kentinde 6 Ağustos Barış Günü'nde e, yapılmış bir Sadako anıtı var. Oraya dünyanın çeşitli yerlerinden onun hikayesini bilen e, kişiler Yüzlerce, binlerce turna kuşu yollayıp e, anıyorlar. E, Sadako'nun hikayesini daha detaylı okumak isterseniz çok ince bir kitap var Türkiye'de de. Sadako ve Kağıttan Bin Turna Kuşu diye. O kitabı da arayıp bulup okuyabilirsiniz. E, ben çok etkilendiğim için turna kuşu yapmaya başlamıştım. Hem e, kendimi de motive ediyorum bazı konularda yapmak istediğim hem de bu küçük kızı anmış oluyorum. Öyle. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu zamanda lütfen kendinize, sağlığınıza dikkat edin. En önemli şey sağlık. Kendinize iyi bakın.